Hongü Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte basınç ve rüzgarlar konusunu işleyeceğiz. Tabii ki de biz ikinci döneme bomba bir şekilde başlayacağız sizlerle birlikte. İnşallah bu dönemde hem eksiklerimizi dört dörtlük gidermiş olacağız hem de yeni konularla ilgili güzel bilgiler de öğrenmiş olacağız diyelim. Hiçbir şekilde gevşemeden 9. sınıfı bomba bir şekilde bitirmek için biz ve siz elimizden gelen her şeyi olduğu gibi vereceğiz ve yapacağız. Hadi bakalım bugün ünite içeriğimizde bizleri neler bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda basınç ve rüzgarlar dedik. İklim elemanlarından birincisi görülmesi sıcaklığı işlemiştik zaten. Sıcaklığı etkileyen faktörler izoterm haritalarından bahsetmiştik. Bugün de basınç yani basınç nedir? Basıncı etkileyen faktörler nelerdir? Yeryüzündeki basıncın dağılışı, sürekli basınç kuşakları, sonra rüzgarların hızı ve yönünü etkileyen faktörlerle birlikte rüzgar çeşitlerinden de bahsedip o iklim elemanlarından ikincisi olan basınç ve rüzgarları da bitirmiş olacağız diyelim. Peki bu ders bittiğinde Çevrende gördüğün bir rüzgarın hızıyla ilgili yorumları yapabileceksin. Dışarıya çıktığın çok ciddi anlamda şiddetli bir rüzgar var ve diyeceksin ki evet ya bugün basınç farkı fazladır diyeceksin. Ya da Bununla birlikte basınçla ilgili sıcaklık arasındaki ilişki, yükseklik arasındaki ilişki bunları da öğrenmiş olacaksın. Dersimiz bittiğinde ödevlerimiz neler? Gelin hep birlikte bakalım. 0'dan 9'a o konu özetli soru kitabımızda 74-80. Dinamo Coğrafya Soru Bankası kitabımızda da 70-71'i güzel bir şekilde çözüyorsun. Basınç nedir dersek basınç. Atmosferi oluşturan gazlar var mı? var. Bu gazların yeryüzeyine uyguladığı etki ya da ağırlığa biz basınç diyeceğiz arkadaşlar. O zaman gazlarla ilgili bir durum olduğunu unutmayacaksınız basıncı. Ve basıncı biz burada görmüş olduğumuz alet ile ölçeceğiz. Bu aletin ismi nedir? Barometredir. Ve basıncı böyle ölçtükten sonra MB yani ya milibar olarak ifade edeceğiz ya da hektopaskal HPA olarak ifade edeceğiz sevgili dostlarım. Ama şuna dikkat edin. Şimdi barometreyi biraz incelemek istiyorum. İçerisinde mesela santigrat derece yani sıcaklığı gösteren de bir ifademiz var ve basınç değerlerini dikkat ederseniz mesela burada 980 milibar demiş 990 milibar demiş 1000 milibar demiş 1010 milibar 1020 1030 1040 1050 diye devam etmiş ve dikkat ederseniz o değerlerin önünde mesela 980 990 1000 milibarın olduğu yerde Bulut çizmiş bir de yağmur çizmiş. O zaman basınç değerlerimiz 1000 milibarın altına düştüğünde hava yağışlı olabilir. 1000-1020 arasına dikkat ederseniz parçalı bulutlu. 1020'nin üzerinde ise basınç değerlerimiz ne oldu? Güneşli oldu. O zaman basınca bakarak bir bölgedeki yağış hakkında da ne yapabiliriz? Yorum yapabiliriz diyebiliriz. Ve şunu unutmayalım. Herhangi bir bölgede gaz yoğunluğu ne kadar fazla ise basıncımız o kadar fazla, yoğunluğumuz ne kadar az ise basıncımız o kadar azdır. Ve demiş ki burada atmosferde yükseldi arttıkça gaz yoğunluğu azalır. O zaman alçak kesimlerde gaz yoğunluğu daha fazladır. Yüksek kesimlerde ise gaz yoğunluğu daha azdır. O yüzden alçak kesimlerde basınç daha fazla, yükseklerde basınç daha azdır diyebiliriz. Peki dünyaya baktığımızda basıncı etkileyen durumlar nelerdir dersek burada 5 tane durumdan bahsedeceğiz. Yükselti, sıcaklık, yoğunluk, yer çekimi ve dinamik faktörler. Basıncı kim bulmuş onlardan da bahsedeceğiz ve basınçların özelliklerinden de bahsedeceğiz. Şimdi Birincisi sıcaklıktan bahsedelim. Şöyle iki tane zemin çiziyorum. Birinci çizdiğimiz bu zemine ısınan bir hava kütlesi diyorum. İkinci zemine ise soğuyan bir hava kütlesi diyorum. Isınan ve soğuyan havanın çeşitli özellikleri vardır. Isınan hava genleşir. Genleştiği için moleküller arasındaki mesafe artar hafifler ve bu hafifleyen hava kütlesi genel itibariyle yükselir. Yani ısınan bir yerde yükselici bir hava hareketi vardır. Soğuyan yerde ise sıklaşır. Moleküller arasındaki mesafe azaldığı için ağırlaşır, yoğunlaşır ve burada genel itibariyle soğuyan havanın bulunduğu yerde de alçalıcı bir hava hareketi vardır diyebiliriz. O zaman yükselici hava hareketinin olduğu yerde gazlar daha yukarılara kadar gidebilir mi? Tabii ki de gidebilecektir. Ama alçalıcı hava hareketinin olduğu yerde gazlar yere daha yakın olacak mı? Kesinlikle evet. Şimdi burada biraz önce ne demiştik? Yoğunluğum fazla ise basıncım da fazladır. Isınan havanın bulunduğu yerde mi basınç daha fazla? Soğuyan havanın bulunduğu yerde mi basınç daha fazla dersek? Tabii ki de gaz yoğunluğu soğuyan havanın bulunduğu yerde fazladır. O yüzden soğuyan havanın bulunduğu yerde yüksek basınç, ısınan havanın bulunduğu yerde ise alçak basınç vardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Hemen şimdi bunu dünyaya uyarla. Dünyada neresi yıl boyunca sıcak? Hemen düşünüyorum. Ekvator. Ekvator yıl boyunca sıcaksa. Ekvatorda hep yükselici hava hareketi görülecektir ve orada alçak basınç olacaktır. Nere yıl boyunca soğuk? Kutuplar. O zaman kutuplarda da yıl boyunca alçalıcı hava hareketine bağlı olarak ne olacaktır? Yüksek basınç olacaktır diyebiliriz. O zaman sıcaklık arttıkça basınç azalıyor mu? Sıcaklıkla basınç arasındaki ilişkimiz nasıldır? Ters bir orantıdır diyebiliriz. Ve şunu unutmayalım. Bir basınç. Havanın sıcak ya da soğuk olmasına bağlı olarak meydana gelmişse bu basınca biz termik basınç diyeceğiz. O zaman hemen bunun yorumunu şöyle yapalım. Sıfır derece dediğimiz enlem. Ekvator değil mi? Ve ekvatorda yıl boyunca alçak basınç yok mu? Ekvatorda yıl boyunca alçak basınç var. Ve bu havanın sıcaklığı ile ilgili oluştuğu için biz ekvatordaki basınca termik alçak basınç diyoruz. Bakın çocuklar. Şimdi ben alçak basınçta havanın yükselici bir özellik gösterdiğini biliyorum. Ve başına termik ifadesi koyduğunda Ha bu yükselme sıcaklıkla birlikte meydana gelmiştir diyebiliriz tamam mı? Yani burada alçak basınç deyince hava sıcaktır demeyeceğiz. Termik alçak basınç dediğinde hava sıcaktır diyeceksiniz tamam mı? Bak bunu unutmayalım bu önemli bir ifade bizim için. Geldik ikinci sıcaklığı hallettik. Sıcaklıktan sonra yoğunluk. Biraz önce ne dedik? Yoğunluk fazlaysa basınç da fazladır. O zaman yoğunlukla basınç arasında da doğru bir orantı vardır diyebiliriz. Geldim yükselti. Bak bu önemli bir ifade. Neden dersek? Şimdi ben şuraya şöyle bir dağlık alan çiziyorum arkadaşlar. Çizdik bu dağlık alan. Şimdi yükseklere doğru çıkıldıkça genel itibariyle yer çekimimiz azalır. Yer'in merkezinden uzaklaştığımız için. O zaman önce bir yer çekimi ile basınç arasındaki ilişkiyi öğrenip ondan sonra buraya dönelim. Şimdi yer çekimi arttıkça basınç artar, yer çekimi azaldıkça basınç azalır diyebiliriz. O zaman burada da gene bir doğru orantımız var mı? Var. Şimdi ben bunu dünyaya uyarlamam gerekirse Ekvator şuraya da geldim şöyle 90 derece enlemi kutuplar. Nerede yer çekimi daha az? Tabii ki de Ekvator'da yer çekimi daha az. Kutuplarda ise yer çekimi daha fazladır diyoruz. O zaman yer çekimi ile basınç arasında doğru bir orantı varsa Ekvator'da yer çekimi az olduğu için Ekvator'da basıncımız da az olacak. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe basıncımız da artacaktır. Hemen şimdi yükseltiye dönüyorum. Bak şimdi, yükseklere doğru çıkıldıkça yer çekimi azalıyorsa ister istemez basınç da ne yapar? Yükseklere doğru çıkıldıkça azalacaktır. Neden? Çünkü alçak kesimlerde gaz yoğunluğu daha fazla iken yükseklere doğru çıkıldıkça yoğunluğumuz azalacaktır. O yüzden alçak alanlarda yüksek basınç, yüksek alanlarda ise alçak basınç vardır diyebiliriz. Hemen şöyle oran orantıda bunu sağlamamız gerekirse yükseldikçe basıncımız azalıyor mu? Bir değer artarken diğer değer azalıyorsa orada da bir ters orantı vardır diyebiliriz. Ama burada şuna dikkat edin yükseklere doğru çıkıldıkça sıcaklığımız her 200 metrede genel olarak bir derece azalmıyor mu? Evet azalıyor. E sıcaklık azalırsa basıncımın artması gerekmez mi? Gerekir. Ama burada hepsini teker teker değerlendirmemiz lazım. Burada bizim için önemli olan gaz yoğunluğudur. O yüzden yükseltiyle bak yükseltiyle basınç arasındaki ilişkiyi sıcaklık basınç arasındaki ilişkiye ters düşecektir. Bunu da unutmamış olalım sevgili dostlar. Peki bu basıncı kim bulmuş dersek Allah ondan razı olsun ve Torricelli. İtalyan bilim insanı Torricelli 1643 yılında bir deney yapıyor. Deney nedir dersek? Normal atmosfer basıncını hesaplıyor. 45 derece enlemine gidiyor Torricelli. Bak hem ekvatora hem de kutba eşit mesafede. Aynı zamanda deniz seviyesi yani 0 metreye. O zaman yükseltinin basınç üzerindeki etkisini ortadan kaldırdı mı? Kaldırdı. Yer çekimini eşitledi mi? Ekvator kutup anlamında eşitledi. Ve 15 derece sıcaklığın olduğu bir anda. Torricelli'nin bir deney düzeneği var arkadaşlar. Şöyle bak burada bir kabımız var. Kabın içi civayla dolu. Ve 1 metre boyunda bir deney tüpümüz var. Bak 1 metre boyunda bir deney tüpümüz. 1 metre eşittir 100 santimetre. O da eşittir 1000 milimetredir. Bunları da böyle gösteriyorum ki birazdan işimize yarayacak. Torricelli bu deney tüpü var ya şu 1 metre boyundaki deney tüpü var ya içerisini tamamıyla civayla dolduruyor. O açık olan kısmını şöyle kapatıyor. Ters çeviriyor. O civa dolu kap var ya kaba yerleştiriyor. Yerleştirdikten sonra bizim bu deney tüpümüzdeki civanın belirli bir kısmı Kabın içerisine boşalıyor ve şurada kalıyor. Ve Torricelli diyor ki burası işte bizim diyor normal atmosfer basıncımızdır. Ve bu civanın yüksekliğine baktığında 760 milimetre diyor. Yani bir metre boyundaydı ya 1 metre 100 santim, 100 santim 1000 milimetre. O zaman 240 milimetre yani 24 santimlik bir civa kaba döküldü mü? Döküldü. Kalan 760 milimetre yüksekliğindeki civanın yaptığı basınca normal atmosfer basıncı diyor. Bak burada şunu unutma. Normal atmosfer basıncının değerleri var. 1013 mili vardır. Barometre ile ölçtüğümüzdeki değer bu. 760 milimetre yüksekliğindeki civa gene normal atmosfer basıncını simgeler ve bunun ağırlığı 1033 gramdır. Bunların üçü de normal atmosfer basıncının değeridir. Bunu unutmayalım. Bak şimdi burası çok tehlikeli aslında. Nasıl derseniz şöyle. Normal atmosfer basıncı 1033 gram mı? 1033 gram değil mi? Tabii ki de değil. 1033 gram diyecek. 1013 milibar diyecek. Bak burada mesela 1033 hemen şöyle tekrar söyleyeyim. 1033 milibar dedi. Normal atmosfer basıncı 1033 milibar dedi. Ya bu değeri biliyorsun. E doğrudur ya diyorsun ama değil. Normal atmosfer basıncı 1033 milibar değil, 1013 milibardır. 1033 milibar değil, 1033 gramdır. Bunu da unutmayalım. O zaman Bak şimdi burada şuna da dikkat etmemizde fayda var. Ben deniz seviyesinde değildi. De bunu 400 metre yükseklikte bir yerde yapsam bu değerim değişir değil mi? Ya da 45 derece enleminde değil de 70 derece enleminde yapsam gene değerim değişir. Ya da 15 derece sıcaklıkta değil de eksi 10 derece sıcaklıkta yapsam bu değeri gene değişecektir. O zaman burada basıncımız ya bu değerlerden yüksek olabilir ya da bu değerlerden alçak olabilir sevgili arkadaşlar. Nasıl dersek bak şimdi. Normal atmosfer basıncı diyorum gene. 760 milimetre yüksekliğindeki civanın yaptığı basınçtı. 1013 milibardı barometre ile ölçtüğümüz değer ve 1033 gramdı bunun total ağırlığı. Eğer ki benim ölçtüğüm basınç bu değerlerin altında ise orada bir alçak basınç alanı vardır. Eğer ki benim ölçtüğüm değer bu değerlerin üzerinde ise orada da bir yüksek basınç alanı vardır diyebiliriz. Şunu unutmayalım. Bir yerde alçak ya da yüksek basıncın olabilmesi için. Bak şöyle iki tane yer çiziyorum tamam mı? Şimdi bak şuraya dikkat et. Burada gaz yoğunluğunu şöyle yaptım. Bak burada gaz yoğunluğum böyle. Buna dikkat et. Burada ise gaz yoğunluğum böyle. Şimdi hangisinde zeminde yoğunluk daha fazla? Birinci de mi ikinci de mi dersen tabii ki de birinci de yoğunluğumuz daha fazla. Birinci de eğer ki yoğunluğumuz daha fazla ise orada ne var? Yüksek basınç. İkinci de ise yoğunluğumuz birinciye göre daha az olduğu için orada da ne var? Alçak basınç. Peki burada yüksek basıncın olabilmesi için gazların yere daha yakın olması lazım değil mi? O zaman burada bu gazların yere doğru alçalması gerekmiyor mu? Bak gazların yere doğru alçalması gerekmiyor mu? O zaman yüksek basınç alanlarında alçalıcı bir hava hareketi var mı? Var. Peki burada alçak basınç olabilmesi için gazların yükselmesi gerekmiyor mu? O zaman burada da şöyle bir yükselici bir hava hareketi var mı? Var. Yükselici diye şuraya da şöyle yazdım. Peki. Şimdi mantıken düşün. Alçalıcı bir hava hareketi var ve bu gazlar yere temas etti. Ondan sonra ne yapacak? merkezden çevreye doğru yayılacaktır. O zaman yüksek basınç alanlarında hava hareketi merkezden çevreye doğru mu? Alçak basınç alanında havanın yükselebilmesi için çevreden merkeze doğru gelmesi gerekir mi? O zaman şuraya da şöyle çevreden merkeze diye yazıyorum. Hemen sola geldim. Bak şimdi. Alçak basınç alanı demiş. Ve burada şöyle bir yükselici hava hareketi var. Gördünüz mü? Bak yükselici. Ve buradaki yatay hava hareketi çevreden merkeze doğru değil mi? O zaman şuraya şöyle ben alçak basınç yazayım. Şuraya da şöyle yüksek basınç yazayım. Yatay hava hareketi alçak basınçta. Bak dikkat et. Çevreden merkeze doğru gelmedi mi? Şuraya şöyle çevreden merkeze diye yazdığım yüksek basınç alanında ise merkezden çevreye doğru gitmedi mi? Tabii ki de gitti. Bunu nasıl bilebiliriz? Bunu şöyle de bilebiliriz. Bak. Şimdi. Elini şöyle yapıyorsun. Masanın üzerine koyuyorsun. Tamam Masanın üzerine şöyle koydun. Kafanı şöyle tam ortaya getiriyorsun. Üflüyorsun. Üflediğinde hava masaya çarptı mı? Çarptı. Üf. Çevreye doğru gitti mi? Gitti. O zaman alçalıcı hava hareketinde merkezden çevreye doğru bir hava hareketi var mı? vardır diyebiliriz sevgili dostlar. Dikey hava hareketi. Alçak basınçta havanın yükselmesi lazım. Yani yükselici bir hava hareketi olması gerekiyor. Yüksek basınçta ise havanın alçalıcı bir hava hareketi sergilemesi gerekiyor. Bakın dikkat edin. Alçak basınç alanında hava nasıl? Kapalı. Yani gökyüzünün durumu kapalıdır ve yağış ihtimali oldukça yüksektir. Ama yüksek basınç alanlarında havamız açıktır ve aynı zamanda yağış ihtimalimiz oldukça düşüktür diyebiliriz. Şimdi sapma yönü dediği nedir dersek sapma yönü bu. Arkadaşlar bakın burada bize yatay hava hareketlerini vermiş. Ve dikkat ederseniz birinci çizdiğim görselde çevreden merkeze doğru bir yatay hava hareketi var mı? Çevreden merkeze doğru geldi, yükselecek yükselici bir hava hareketi varsa o zaman burası alçak basınç alanıdır. Bak hava sıcaktır demiyorum. Hava soğuktur demiyorum. Tamam? Bak buna dikkat etmemizde çok büyük fayda var. Niye bunu demediğimi de şimdi söyleyeceğim. Buraya geldim. Merkezden çevreye doğru bir hava hareketi var mı? Var. Merkezden çevreye. Merkez çevreye gitti. O zaman burada da yüksek basınç alanı var mı? Var. Buraya geliyorum. Çevreden merkeze bir hava hareketi var mı? O zaman burada da alçak basınç alanı. Merkezden çevreye hareket, hava hareketi var mı? O zaman burada da yüksek basınç alanı vardır diyebiliriz. Peki niye bunları böyle yaptık? Şundan dolayı. Yarım kürelerde dinamik faktörlere bağlı olarak rüzgarlar kuzey yarım kürede sağa, güney yarım kürede sola saparlar. Ve dikkat ederseniz burada bak şöyle yapacaksınız. Hemen şöyle siyah alayım. Siyahın en kalınını alayım bir de. Alamadım ki. Ha, aldım. Bak şimdi şurayı şurayı alıyorsun. Hemen şöyle en kalınını da almış olalım. Şurayı aldım. Buradan şunu şöyle devam ettiriyorum. Aşağıdakiyle birleştirdim. S harfi oluştu mu? Oluştu. O zaman bu kuzey yarım küredeki alçak basınç alanıdır. Buna geldim. Buradan böyle oku aşağıdakiyle tamamladım. S'nin tersi oluştu mu? Güney yarım küredeki alçak basınç alanıdır. Buna geliyorum. Aşağıya doğru gidiyorum. Oku tamamladım. S harfi oluştu mu? kuzey yarım küredeki alçak yüksek basınç alanı. Buna geldim şöyle yaptım S'nin tersi oluştu mu? O zaman güney yarım küredeki yüksek basınç alanıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ya da şöyle de yapabilirsin. Yan taraftakine bak sağ tarafındakine sağındakine iki tane nokta koy. Gene sağındakine iki tane nokta koy. Hangisi gülüyorsa güney yarım kürededir. Hangisi güldü güney yarım kürede gülmeyen kuzey yarım diyebiliriz. Bunu yapmanıza gerek yok. S ve terseyi bilseniz sizin için yeterlidir diyebiliriz. Şimdi ben niye bir yüksek ya da alçak basınç gördüğümde hava sıcaktır demiyorum şundan dolayı. Basınçla ilgili ifadelerde etkileyen bir diğer durum dinamik faktörlerdir arkadaşlar. Peki bu dinamik faktör nela nedir dersek. Bu dünyanın eksen hareketidir. Ve dünyanın eksen hareketine bağlı olarak ...30 derece enleminde dinamik kökenli yüksek basınç kuşağı... ...60 derece enleminde ise dinamik kökenli alçak basınç kuşağı var. Bak şimdi termik demedim dikkat edin dinamik dedim. Ve 30 derece enlemi dünyadaki dönenci çöllerinin olduğu yerlerdir. Ya çöller dünyanın en sıcak yeri değil mi? O zaman sıcak bir yerde alçak basınç olması gerekmez mi? Termik alçak basınç deseydi evet gerekirdi. Ama ne alçak basınç diyor? Dinamik yüksek basınç diyor. Tamam bak bunu unutmayalım. Bu bizim için oldukça önemli. Bak termik yüksek basınçta hava soğuk değil mi? Soğuk. Dinamik yüksek basınçta ise hava sıcaktır. Termik, termik, termal sıcaklıktan aklınıza gelebilir. Dünyada sürekli basınç kuşaklarına baktığımızda Ekvator yıl boyunca sıcak mı? Sıcak. Sıcak olduğu için Ekvator'da ısınan hava yükselir mi? Yükselir. Yükselici bir hava hareketi varsa alçak basınç var mıdır? Var. Hava sıcaklığı alçak basınç oluştuğu için ekvator yıl boyunca termik kökenli alçak basınç kuşağıdır. Bu hava kütlesi üst hava akımları vasıtasıyla yükselir ve kutba kadar gider. Kutuplar soğuk mu? Soğuk. O zaman soğuyan hava ne yapar? Soğuyan hava alçalır. Alçalıcı bir hava hareketi varsa burada da yüksek basınç yok mu? Buradaki alçalmayı sağlayan havanın soğuk olması olduğu için yani sıcaklıkla ilgili olduğu için termik yüksek basınçtır ve Yüksek basınçta hava hareketi merkezden çevreye gitmez mi? Merkezden çevreye giderse ekvatora doğru gelecektir. Eğer ki dünya kendi ekseni etrafında dönmemiş olsaydı dünyada ekvatorda yıl boyunca termik alçak basınç, kutuplarda ise termik yüksek basınç olacaktı. Ama dünya eksen etrafında hareketine bağlı olarak 30 ve 60 derece enlemlerinde de dinamik basınç kuşakları oluşmaktadır. 30 derece enlemi dinamik yüksek, 60 derece enlemi ise dinamik alçak basınç alanıdır diyebiliriz. Peki biz bunları nasıl bileceğiz? Şimdi bak 0 diyorsun, 30 diyorsun, 60 diyorsun, 90 diyorsun. Böyle yazdım bunları. Sonra 90'dan aşağıya doğru yaya yazıyorsun. Yaya yazdım. Burası yüksek basınç, burası alçak basınç, burası yüksek basınç, Burası alçak basınç. O zaman 90'da yüksek basınç var mı? Var. 0'da alçak var mı? Var. 60'da alçak var. 30'da yüksek var. Peki. Termik mi dinamik mi olduğunu nasıl bileceğim dersem. Nere yıl boyu sıcaktı? Ekvator. O zaman ekvatorda yıl boyunca termik alçak basınç var mı? Sıcaklıkla oluştu. Okey. Nere yıl boyu soğuk? Kutuplar. O zaman kutupta da termik yüksek var mı? Var. Bitti gitti. Aralara da neyi koyacaksın? dinamiği koyacaksın. Ve şunu unutmayalım. Bu bizim için oldukça önemli bir ifade. Alçak basınç alanında hava kapalıdır ve yağış ihtimali yüksektir. O zaman 0 ve 60 derece enlemleri yıl boyunca yağışlıdır. Yüksek basınç alanında ise yağış ihtimali düşüktür ve hava açıktır, güneşlidir. O zaman 30 ve 90 derece enlemlerinde de yağış ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebiliriz sevgili dostlarım. Peki biz basıncın yeryüzündeki dağılışını ne ile gösteriyoruz dersek basıncın biz yeryüzündeki dağılışını izobar haritalarıyla gösteriyoruz. Şimdi bir dur. Bir dur. Bir dur. Neden? İzohips dediğimiz bir ifade öğrendik biz. İzoterm dediğimiz bir ifade öğrendik. Şimdi de izobar dediğimiz bir ifade öğreniyoruz. İzolar eşti zaten. İzohips eş yükselti eğrisi demekti. Yani yükseklikleri aynı olan noktaları birleştirdiğimizdeki elde ettiğimiz kapalı eğrilerdi. İzoterm ise eş sıcaklık eğrisiydi. Yani sıcaklığı aynı olan noktaları birleştirdiğimizde elde ettiğimiz kapalı eğrilerdi. İzobar ise eş basınç eğrisidir. Yani basıncı aynı olan noktaları birleştirdiğimizde elde ettiğimiz kapalı eğrilerdir diyebiliriz. İşte biz buna bağlı olarak dünyada bölgeler arası ya da dünyanın genelinde basıncın dağılışını bu şekilde gösterebilmekteyiz. Ve şunu unutmayalım. Bizim normal atmosfer basıncımız 1013 milibardı. Bu değerin üzerindekiler yüksek basınç mı? Evet. O zaman F merkezi yüksek basınç alanı mı? Tabii ki. D merkezi yüksek basınç alanı mı? Evet 1018 çünkü. Devamında A, B, C ve E merkezleri alçak basınç alanı oldu mu? Oldu. O zaman ben burada kaç tane alçak basınç bölgesi var dersem 4 diyebilir miyim? Kaç tane yüksek basınç bölgesi var dersem 2 tane diyebilir miyim? diyebilirim. Hemen şu sağ tarafı kapatın. D ve F'yi elinizle kapatın. Bak D ve F'yi elinizle kapatın. Soldakilerle bakmanız gerekirse mesela 997'ler 969'a göre daha yüksek bir basınç değerine sahipmiş. Ve mesela bu A'dan E'ye bir rüzgar Esebilir. Çünkü rüzgarımız da bizim yüksek basınçtan alçak basınca hareket etmekteydi diyebiliriz biliriz sevgili dostlarım geldik şimdi rüzgarlar rüzgarlar yatay hava hareketidir yani ne demek istiyorum yüksek basınç alanından alçak basınç alanına hareket eden yatay hava hareketine hava akımına biz rüzgar diyoruz rüzgarı neyle ölçüyoruz derse hızını esme sayısını yönünü anemometre dediğimiz aletle ölçmekteyiz. Ve hızı yönü esme sayısını kaydettiğimiz alette anemograf olarak ifade edilmekte. Hemen alt tarafta rüzgarın oluşumunu göstermişiz. Bakın burada 1020, 1030, 1040 diye gidiyor bir yüksek basınç alanı var. 980, 970, 960 yani bir alçak basınç alanı var. Ve bizim rüzgarımız yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket edecektir diyebiliriz. Peki Rüzgar her zaman aynı hızda esiyor mu? Tabii ki de hayır. En basit şunu düşünün. Bir gün çıktın, okula gidiyorsun. Dışarıya bir çıktın. Püf, bir rüzgar var. Yani diyeceksin ki o beni uçuruyordu ya diyeceksin. O zaman o gün ciddi anlamda hızlı bir rüzgarla karşı karşıyasın. Ya da yaz döneminde olur. Mesela dersin ki be, yaprak kımıldamıyor dersin. O zaman da rüzgarın hızı ciddi anlamda azdır. Hızı etkileyen durumlar nelerdir dersek birinci ve en önemli durum basınç farkıdır. Basınç farkı arttıkça şuraya şöyle yazıyorum. Arttıkça rüzgarın hızı da artar. Nasıl? Bak aşağıdaki izobar haritamda iki tane yüksek basınç bölgesi var. Ve bir alçak basınç bölgesi var. Şuna şöyle birinci rüzgar diyorum. Buna da şöyle geldim ikinci rüzgar diyorum. Bakın birinci rüzgarımız. Şuraya da şöyle yazayım ben bunu. Birinci rüzgarımız kaç milibardan başlıyor? 1022 milibardan başlıyor. Kaça gitti? 1008 milibara gitti. İkinci rüzgara geliyorum. 1018 milibardan başlıyor. 1008 milibara gidiyor. Şimdi basınç farkı arttıkça rüzgarın hızı da artar dedik mi? Dedik. O zaman ben hemen birinci rüzgardaki basınç farkına bakıyorum. 1022-1018 yani 14 milibarlık bir fark var mı? Var. 1018 1008 10 milibarlık bir basınç farkım var mı? Var. O zaman birinci rüzgarımız daha hızlı esecek. İkinci rüzgarımız ise birinci rüzgara göre daha yavaş esecek. Şunu unutma. Sana böyle bir izobar haritası verdiğinde ilk bakman gereken basınç farkıdır. Hangisinde basınç farkı fazla ise rüzgar da orada daha hızlıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik basınç merkezleri arasındaki mesafe. Eğer ki bana böyle bir izobar haritası verdi. Gene ben burada basınç farklarını şöyle bir hesaplamam gerekirse. Birinci rüzgarımız bu olsun. ikinci rüzgarımız da bu olsun. Birinci rüzgarımız 1020 milibardan 1008 milibara gitmiş. İkinci rüzgarımız 1020 milibardan gene 1008 milibara gitmiş. Basınç farklarına bakmam gerekirse birinci rüzgarımda 12 milibarlık bir basınç farkı, ikinci rüzgarımda da gene 12 milibarlık bir basınç farkı var. E, basınç farkı eşit. O zaman rüzgarınız da aynı diyebilir miyim? Tabii ki de diyemem. Bak şimdi. Benim ilk bakmam gereken evet basınç farkı. Hangisinde basınç farkı fazlaysa rüzgar onda hızlıdır dedik. Doğru bir ifade. Ama eşit olduğunda hemen şöyle geriye yaslanıyorsun. Bir bakıyorsun. Burada olay espri ne? Burada yol daha kısa. Burada ise yol daha uzundur. O zaman basınç farkları eşit olan rüzgarlardan yolu kısa olan daha hızlı bir şekilde hareket eder. Yolu uzun olan ise daha yavaş bir şekilde hareket edecektir diyebiliriz. O zaman ilk bakacağız basınç farkı Basınç farkları eşit işte olduğunda basınç merkezleri arasındaki mesafeye bakıyoruz. Mesafe kısa ise rüzgarımız hızlı, mesafe uzun ise rüzgarımız yavaştır diyebiliriz. Yer şekilleri sürtünme etkisi özellikle burada yer şekillerinin engebelilik durumu bitki örtüsünün yoğun olduğu alanlar rüzgar onlara çarpmayacak mı çarpacaktır İş ister istemez hızı azalacaktır ama engebenin az bitki örtüsünün seyrek olduğu alanlarda da rüzgar daha hızlı esecektir diyebiliriz Dünyanın eksen hareketi bir diğer durum. Şimdi burada olay ne? Rüzgar evet yüksek basınçtan alçak basınç alanına gitmek istiyor ama dünyanın günlük hareketinden dolayı sapıyor. Kuzey yarım kürede saat yönünde yani sağa doğru güney yarım kürede ise saat yönünün tersi yönünde yani sola doğru sapıyor. E bu rüzgar dümdüz gitmesi gerekirken yolunu uzatıp sapmayla birlikte daha uzun bir yoldan yüksek basınçtan alçak basınca gitti mi? E yol uzarsa ister istemez hızını da azaltacaktır. Şimdi tamam hızı etkileyen faktörleri öğrendik. E bir de rüzgar her zaman bize aynı yönden gelmez ki. Mesela düşünün balkona çıktınız. Manzarayı seyrediyorsunuz güzel bir balkonunuz varsa. Cam balkonda yok. Öyle düşünün. Bazen etraf yıkılır. Oha diyorsun. Oha, bu nasıl bir rüzgar? Balkonda oturursun. Ya sana hiç rüzgar gelmiyordur. Ya da Balkona bir çıkarsın 30 saniye hop girdin. Ya böyle bir rüzgar yok dersin. O zaman bu yönün her zaman aynı olmadığını da bize söyler. Yönü etkilen birinci durum basınç merkezlerinin konumu. Bunu aşağıdaki dört görselden güzel bir şekilde size söyleyebiliriz. Mesela meltem rüzgarları. Gece ve gündüz içerisinde yön değiştiren rüzgar. Mesela gündüz denizden karaya esiyor. O zaman deniz yüksek basınç kara alçak basınç oldu. Geceleyin ise karadan denize esiyor. O zaman kara yüksek basınç, denizde alçak basınç oldu. Aynı durum aşağıda da geçerli. Bunu biraz sonra biraz daha açacağım. O zaman benim yüksek ve alçak basınç alanlarım yön değiştirirse rüzgarım da ister istemez yön değiştiriyor diyebiliriz. E dünyanın eksen hareketi hızı etkilemedi mi? Aynı zamanda yönü de etkileyecek. Niye? E, çünkü kuzey yarımkürede bu rüzgarlar sağa doğru sapacak Güney yarımkürede ise bu rüzgarlar sola doğru sapacaktır. Yönde ister istemez etkilenecektir. Yer şekilleri hem hızı hem yönü etkiliyor. Burada özellikle hakim rüzgar yönü dediğimiz bir kavram var. Nedir bu? Bir bölgede rüzgarın yıl içinde en fazla estiği yöne hakim rüzgar yönü diyor. Ve şurada bir rüzgar frekans tablosu görebilmekteyiz. Bak burada ne demek istiyor bu bize? sayısal değerler var. gördüğünüz mü? 30 60 32 80 44 34 450 260. Oo! Biri 450, biri 260. O zaman buradan ve buradan çok rüzgar esmiş mi? Esmiş. Bura dediğimiz yer kuzeydoğu, bura dediğimiz yer güneybatı. O zaman buradaki hakim rüzgar yönü kuzeydoğu güneybatı doğrultusudur. Peki bu nasıl oluyor dersek Bak şimdi. Elimden geldiğince çizmeye e, çalışacağım sevgili arkadaşlar. Şöyle bir dağlık alan çizelim. Şuradan da şöyle geleyim. Şu dağlık alanı şöyle devam ettireyim. Şuradan şunu şöyle alayım. Şuradan da şunu şöyle alayım. Hop şurası şöyle benim eğimli engebeli alanım olsun. Hop şuradan da şöyle bir vadi alanı gibi bir şey çizmek istiyorum. İnşallah başarabiliriz. Şunu da şöyle çizdim. Şunu da şöyle alayım. Hop şuradan da şöyle aldım. Bak şimdi. Ben buradayım. Tamam mı? Bakıyorum şöyle. O harika oldu. Ben şimdi buradayım. Şurayı da şöyle biraz şekil şükür yapayım. Hop şuradan da şöyle aldım. Evet cıncık gibi oldu. Ben şimdi buradayım. Bana buradan rüzgar çok gelebilir mi? Gelemez. Niye? Çünkü orada bir dağ var mı? Dağ olduğu için buradan rüzgar az gelecek mi? Ben buradan bunu az olarak çizdim. Peki doğu kısmından buradan böyle rüzgar gelebilir mi çok? Gene gelemeyecek. Niye? Burada da gene bir dağlık alan var. Onu da buradan böyle yaptım. Devam ediyorum. Bana kuzeyden çok gelebilir mi? E gene dağın bulunduğu yer var. Buradan da çok gelemeyecek. Ama dikkat edin. Bak kuzey doğu dediğimiz şu kısım değil mi? O zaman buradan arazi düz olduğu için çok ciddi anlamda fazla bir rüzgar gelecek mi yıl içinde? Aynı şekilde. E aynı durum güney batı içinde geçerli değil mi? Geçerli. E güneyden de gene az gelecek. Güneydoğudan da az gelecek ve kuzeybatıdan da az gelecektir diyebiliriz. Aha bak bunun aynısı gördünüz mü? İşte şu sağ tarafta görmüş olduğunuz sayısal değerlerin çizgiler şeklinde gösterimi böyledir. Ve arazinin genel durumu da genel itibariyle böyledir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi rüzgar çeşitlerine geldiğimizde biz burayı dörde ayıracağız. Sürekli rüzgarlar yönleri sabittir ve geniş alanda etkilidirler ve bu rüzgarlar iklimler üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Mevsimlik rüzgarlar mevsimler içerisinde yön değiştiren rüzgarlardır ve bu rüzgarları oluşturan genel itibariyle eksen eğikliğidir. Yerel rüzgarlar ise gün içerisinde yön değiştiren etki alanları dar olan rüzgarlardır. Özellikle meltem rüzgarlarını oluşturan da genel itibariyle eksen hareketidir diyebiliriz. Yani günlük harekettir diyebiliriz. Tropikal rüzgarları da birazdan söyleyeceğiz. Birincisi sürekli rüzgarlar. Dünya üzerindeki sürekli basınç alanları arasındaki hava akımına bağlı olarak meydana gelen rüzgarlardır. Sürekli basınç alanları neydi? Hemen şuraya şöyle yazıyorum bak. Yaya diye yazdım mı? Yazdım. Ne yapıyordum? 0 30 60 ve 90 diyordum. Yüksek basınç, alçak basınç, yüksek basınç, alçak basınç dedik. Rüzgar bizim yüksek basınç alanlarından ...alçak basınç alanlarına hareket etmiyor muydu? Ediyordu. O zaman bak mantıklı düşün. 30'dan 0'a bir rüzgar gelecek mi? Gelecek. Ben bu rüzgara ne diyeceğim? Alize rüzgarı. 30'dan 60'a bir rüzgar gitmeyecek mi? Sonuçta 30 yüksek, 60 alçak basınç. Ben bu rüzgara batı rüzgarı diyeceğim. E, 90'dan 60'a bir rüzgar gelecek. Ben bu rüzgara kutup rüzgarı diyeceğim. Aslında bunu ezbere bilmenize bile gerek yok. Ya ben ne yaptım burada? Sadece yayayı biliyorum ve rüzgarın yüksek basınçtan alçak basınca hareket ettiğini biliyorum. Bakın, bundan sonra biraz daha açalım. Alize rüzgarı 30 derece enlemindeki dinamik yüksek basınç kuşağından 0 derece enlemindeki termik alçak basınç kuşağına doğru esiyor mu? Evet. Bak dikkat et. Bu rüzgar 30'dan 0'a böyle dümdüz esebilir mi? Esemez. Niye? Çünkü Dinamik faktörler kuzey yarım kürede rüzgarın sağa doğru, güney yarım kürede ise sola doğru sapmasına sebep olmuştur. Bak, kuzey yarım kürede sağa doğru saptırıyorum. Şimdi ekran karşında ya, hemen diyorsun, hoca yanlış yaptın, sola saptırdın. Hayır, yukarıdan bak, geldiği yerden doğru sağa doğru saptı. Bak, yukarıdan geldi, sağa doğru saptı. O zaman bu rüzgar kuzey yarım kürede, kuzey doğudan esti mi? Güney yarım kürede ise sola doğru saptı ve güney doğudan esti mi? Esti. İşte bu yüzden bu rüzgarları biz doğu rüzgarı ve geçmiş dönemde ticaret yapıldığı için bu rüzgarlarla ticaret rüzgarları da diyoruz. Doğu kökenli bir rüzgar olduğu için ekvator çevresinde özellikle karaların doğu kıyılarına bol yağış bırakacaklardır diyebiliriz. Bir de burada ters alize dediğimiz bir kavram var. Şimdi Alize rüzgarımız 30 derece enleminden 0 derece enlemine esti ya. Burada 0 derece enleminde termik kökenli alçak basınç alanı var. Yani ısınan hava yükseldi ve yükselen hava 30'a doğru gitti ve 30'da alçaldı. 30'da alçaldığı için Ekvator'dan şu 30'a giden üst hava akımına biz ters alize diyeceğiz ve şu alçaldığı 30 derece enleminde dönence çöllerinin oluşmasına neden olacaktır diyebiliriz. Batı rüzgarı 30 derece enlemindeki dinamik yüksek basınç kuşağından 60 derece enlemindeki dinamik alçak basınç kuşağına hareket edeceklerdir. Bakın dikkat edin kuzey yarım kürede güney batıdan geldi. Güney yarım kürede ise kuzey batıdan geldi. Bak güney batı kuzey batı. Rüzgarın ismi ne? Batı rüzgarı abi. Özellikle orta enlemlerde karaların Batı kıyılarına bol miktarda yağış bırakacaklardır diyebiliriz nasıl kutup rüzgarıyla karşılaşıp cephe yağışlarını oluşturacaklardır. Peki kutup rüzgarı nerede? 90 derece termik yüksek basınçtan 60 derece dinamik alçak basıncı esiyor. Soğuk bir rüzgardır. Bakın dikkat edin. 60 derece enleminde bu rüzgar batı rüzgarıyla karşılaştı. Bu alanlarda cephe oluşumuna neden oldu. Ve bu alanlarda cephe yağışlarının da oluşmasına neden olmuştur diyebiliriz. Mevsimlik. Diğer ismiyle devirli rüzgarlar. Bu rüzgarlar özellikle mevsim içerisinde kara ve denizin farklı ısınma özelliğine bağlı olarak oluşmuştur. Ve bu rüzgarı oluşturan dünyanın yıllık hareketidir. Yani yıllık hareket demez sorularda genel itibariyle eksen eğikliği diyecek. Yani yıl içerisinde yön değiştiren rüzgarlardır diyebiliriz. Nasıl? Hemen kış musonuna bakalım. Şimdi kış döneminde kara mı daha erken soğur deniz mi? ...tabii ki de kara. Kara daha erken soğuyacağı için... ...kara daha soğuk mu? Soğuk olduğu için burada... ...termik kökenli bir yüksek basınç alanı var mı? Var. Niye? Kara daha soğuktur. Deniz ise karaya göre daha sıcaktır. Sıcak olduğu için de bu alanda bir... ...termik alçak basınç alanı var mı? Var. E biriz Bizim rüzgarımız yüksekten alça hareket etmiyor muydu? Ediyordu. O zaman burada özellikle... ...Hint Yarımadası'ndan... Hint okyanusuna doğru bir rüzgar esecek ve biz buna kış musonu diyeceğiz. Geldim yaz musonuna. Yaz döneminde Hint yarımadası daha çabuk ısınır ve sıcaktır. Bundan dolayı termik alçak basınç alanıdır. Hint okyanusu ise Hint yarımadasına göre daha soğuktur ve termik yüksek basınç alanıdır. Bu sefer de rüzgarımız Hint okyanusundan Hint yarımadasına gider ve biz buna da yaz musonu diyeceğiz. Peki bu muson rüzgarlarından hangisi Hindistan, Bangladeş, Myanmar, Tayland, Laos, Vietnam, Çin'in doğu kısımlarına bol miktarda yağış bırakır dersek yaz musonu bol miktarda yağış bırakır, kış musonu ise yağış bırakmaz. Zaten biz muson iklimini anlatırken yazı yağışlı, kışı kurak bir iklim diyeceğiz. Peki bu rüzgar nasıl yaz döneminde bol miktarda yağış bırakıyor dersiniz? Bakın buraya dikkat edin. Şimdi Şöyle çizdim. Şuraya şöyle geldim. Bak şuraya dikkat edin. Alçak ve yüksek yazdığımız yer fiziki haritada kahverengi ise yüksek bir alanı simgeler. Ve burada kim vardır derseniz Himalaya dağları vardır. E şimdi şöyle devam ediyorum. Şuradan da mavi Hint okyanusu olarak şunu göstereyim buraya. Yaz musonunu anlatıyorum. Tamam mı çocuklar? Yaz döneminde Hint okyanusu yüksek basınç değil mi? Şuraya şöyle yüksek basınç diye yazdım. Peki... Hint yarımadası alçak basınç değil mi? Tamam. O zaman yüksekten alçağa bir hava gelecek mi? E bu hava denizden gelmiyor mu? O zaman bu hava nemli bir havadır. Ve bir dağ yamacı boyunca yükselirse yoğunlaşır ve bol miktarda yağış bırakır. O yüzden yaz mı sonu yağışlıdır, kış mı sonu kuraktır bunu da unutmayalım. Geldik yerel rüzgarlar. Bunlar genel itibariyle dünyanın eksen hareketine bağlı olarak yön değiştiren ve oluşan rüzgarlardır. Eksen hareketi neydi? Günlük hareketti. Etki alanları dardır arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Özellikle yaz döneminde denize gittiniz. Çok heyecanlısınız. Denize gireceksiniz. Şezlonga tüm kıyafetlerinizi koydunuz. Terliklerinizle denizin kıyısına, kıyı çizgisine kadar gittiniz. Ayağınızı şöyle suya bir soktunuz. Anam dersin. Buz buz dersin. Ama kum sıcacıktır. O zaman Gündüz deniz daha soğuk değil mi? Deniz daha soğuksa burada termik kökenli bir yüksek basınç alanı vardır. Kara ise denize göre daha sıcak değil mi? Termik kökenli alçak basınç alanı vardır. O zaman benim rüzgarım denizden karaya eser mi? Eser. Denizden karaya estiği için ben bu rüzgara deniz meltemi diyeceğim. Özellikle meltem rüzgarlarında isim nereden geldiğini gösterir ve orası yüksek basınçtır. Nasıl? Deniz meltemi diyorsa denizden geliyor mu? O zaman denizimiz neymiş burada? Yüksek basınç alanıymış diyebiliriz. Geceleyin denize girenleriniz varsa hemen şunu demiştir. Gel gel, daha sıcak demiştir arkadaşlarına. Neden? Çünkü denizler geç ısınır, geç soğur. O zaman denizler geceleyin karaya göre daha sıcak olduğu için alçak basınç alanı mıdır? Kara ise daha erken soğuduğu için yüksek basınç alanı mıdır? Bu sefer de karadan denize bir rüzgar gelecek ve biz bu rüzgara ne diyeceğiz? Kara meltemi diyeceğiz. Biraz önceki mantık. Kara Meltem'inde kara dediğimiz kısım rüzgarın geldiği yönü söyler. Karadan denize geliyormuş ve kara dediğimiz yer yüksek basınç alanıymış diyebiliriz. Devam ediyorum. Gündüz dağların yüksek kısımları vadi içlerine göre daha sıcaktır ve bu alanlar alçak basınç alanıdır. Vadi içi ise dağın yüksek kesimlerine göre daha soğuktur ve yüksek basınç alanıdır. Vadiden daha bir rüzgar gelir ve bir rüzgara biz vadi deriz Geceleyin ise dağların yüksek kesimlerinde ışıma ile enerji kaybı daha fazla olur ve yüksek basınç alanıdır. Daha soğuktur. Vadi içi ise dağın yüksek kesimine göre daha sıcaktır ve alçak basınç alanıdır. Ve bu rüzgarımız dağdan vadiye gelir. O zaman ben bu rüzgara da ne diyorum? Dağ meltemi diyorum. Meltem rüzgarlarında şunu unutma. Meltem rüzgarlarının ismi geldiği yeri söyler sana ve orası yüksek basınçtır diyebilirsin sevgili dostlar. Fön rüzgarı özel bir rüzgardır. Nasıl? Yer şekillerine bağlı olarak oluşan bir rüzgardır. Şöyle. Bir dağ yamacı boyunca yükselen bir hava kütlesinde sıcaklık genel itibariyle her 200 metrede bir derece azalır ve bu azalmaya bağlı olarak belirli bir yükseklikten sonra bu hava kütlesi içerisindeki su buharı yağış olarak yeryüzüne düşer. Bu hava kütlesi bu dağı aşarsa alçaldıkça dışarıdan hiçbir şekilde ısı alışverişi olmadan kendi moleküllerinin sürtünmesiyle birlikte ısınır. ...adyabatik ısınma olur. Ve burada sıcaklık... ...her 100 metrede 1 derece artar. İşte biz... ...bu olaya... ...fön etkisi diyoruz. Sıcak ve kuru bir rüzgardır. Bak... ...normal şartlar altında yükseldikçe... ...her 200 metrede sıcaklık 1 derece azalıyorsa... ...alçaldıkça da... ...her 200 metrede sıcaklığımızın... ...1 derece artması gerekir. Ama... Fönün etkili olduğu yamaçta sıcaklığımız her 100 metrede 1 derece artacaktır. Sıcak ve kuru bir rüzgardır. Fönün birçok olumsuz durumu olabilir. Nasıl? Mesela burada bir tarım ürünü olsun. Aynı tarım ürünü de buraya ektik. Fön etkili olduğunda tarım ürününün erken bir şekilde olgunlaşmasına sebebiyet verir. Bu verimi ister istemez düşürür. Föne bağlı olarak ani kar erimeleri yaşanır ve sel taşkınlar, kütle hareketleri bu alanda görülebilmekte sevgili dostlar. Bizim ülkemizde fön rüzgarı birçok alanda görülüyor ve üstüne üstlük bizim ülkemizde bu rüzgarlara biz Anadolu coğrafyasında bakır sattıran rüzgarı diyoruz. Haberiniz olsun sevgili dostlarım. Geldik. Akdeniz havzasında etkili olan rüzgarlar. Bunlar sıcak ve soğuk karakterli olmak üzere ikiye ayrılacaktır. Şöyle ki Şimdi şurası Türkiye ya. Hemen şuraya şöyle Türkiye diye yazayım. E aşağı kısım sıfır ekvator burası değil mi? E şurası da 90 derece kutup değil mi? Evet. O zaman bir rüzgar buradan böyle gidiyorsa sıcak karakterli olmaz mı? E buradan böyle geliyorsa soğuk karakterli rüzgar olmayacak mı? Olacaktır. O zaman hemen sıcak ve soğuk karakterli rüzgarlara bakalım. Birincisi Samyeli. Arap Yarımadası'ndan nereye doğru geldi? Bizim ülkemizde Güneydoğu Anadolu'ya doğru geldi. Sıcak karakterlidir. İkincisi Mısır'dan şurada şöyle Mısır var. Mısır'dan nereye doğru geldi? Akdeniz'e doğru geldi. Hamsin. Batı Sahra, Kuzey Batı Sahra diye geçecektir. Burada hem Sirokko'muz var hem de Levetçe'miz var sevgili arkadaşlar. Geldik kuzeydekilere. Soğuklar. Mistral. Kim var burada? Fransa var. Akdeniz'e geldi. Şurada Hırvatistan var. Şurada Adriyatik kıyılar var. Bora soğuk karakterli. Romanya'dan Karadeniz'e gelen Krivest. Ege'de Yunanistan'dan Ege Denizi'nden kuzeyden güneye doğru gelen rüzgarımız ise Etezyen'dir diyebiliriz. Samyeli, Hamsin, Siroko, Leveçe sıcak karakterli rüzgarlardır. Mistral, Bora, Krivest ve Etezyen soğuk karakterli rüzgarlardır diyebiliriz sevgili dostlar. Geldik tropikal rüzgarlar. Özellikle ekvatoral kuşakta bakın dikkat edin. Mayıs ve Ekim arası dönemde okyanus üzerinde hızla ısınan havanın yukarı doğru yükselmesiyle tropikal siklonlar oluşur ve diyor ki tropikal siklon alanına doğru ise hızlı bir hava akımı meydana gelir. Birbirleriyle karşılaşan hava kütleleri sarmal hareketler yaparak hortumları ve kasırga denilen şiddetli rüzgarları oluşturur. O zaman ben bu rüzgarları dünyada nerede görüyorum? Ekvatoral kuşakta görüyorum ve bu rüzgarlara bölgeler arasında farklı isimler verilmektedir. Mesela Amerika'nın orta kısmında hurricane onun dışında mesela Kuzey Amerika'nın güneyinde tornado, Asya'nın doğusunda tayfun, Avustralya'nın kuzey kısmında vili vili ve Afrika'nın o doğu kısmında da sayklon ismini vermekteyiz sevgili arkadaşlar. Burada da en dikkat etmeniz gereken yer Meksika körfezi kasırgaların, şiddetli rüzgarların ana vatanı olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte basınç nedir? Basıncı etkileyen faktörler nelerdir? Yeryüzündeki o sürekli basınç kuşaklarından bahsettik. Bununla birlikte basıncın yeryüzündeki dağılışını izobar haritalarla gösteriyoruz dedik. Devamında rüzgarlar, rüzgarların yönünü, rüzgarların hızını etkileyen faktörler ve rüzgar çeşitlerinden bahsettik. Bugün bilginin bol olduğu bir gün oldu sevgili arkadaşlar ve bir sonraki dersimizde nem ve yağıştan, nemlilik ve yağıştan devam edip gideceğiz diyelim ve karşınızda günün ödülü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Bu arada ödevlerimizi mutlaka çözelim. Bu konuyu da ara ara tekrar etmeyi unutmayalım. Çünkü önemli, bilginin bol, biraz da zor bir konu diyebiliriz. Coğrafyanın genel itibariyle 9. sınıf konuları zor konulardır. Yani hemen tek bir seferde "Aa evet ben bunu anladım. Harika, mükemmel." diyebileceğiniz bir kısım çok azdır. O yüzden buradaki en büyük ilacınız reçeteniz sizin tekrar ve soru çözümüdür. Bir coğrafi bilgi soru üzerinde uyguladığında başarılı olabilirsin. O yüzden burada soru çözmek bizim için oldukça önemli diyelim. Hadi bakalım bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik